Herkese merhabalar. Ben Başbuğ Uluslararası Danışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbuğ. Değerli arkadaşlar, Avrupa ülkesi Litvanya'dan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Litvanya'dan videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konu yine çok önemli. Sizden gelen çok sayıda sorular var. Litvanya'ya nasıl gelebilirim? Litvanya'da nasıl yaşayabilirim? Litvanya'da nasıl iş bulabilirim? Ve gelmenin en kolay yolu nedir? Bakın arkadaşlar, eğer Litvanya'ya gelmek istiyorsanız en kolay yolu çalışma iznidir. Yani devizasıdır. Çünkü turistik olarak Litvanya'ya gelirseniz burada ne iş bulabilirsiniz, ne oturum izni alabilirsiniz. 10-15 gün sonra turistik vizanızın süresi dolur ve kaçak duruma düşmüş olursunuz. Ki buna hiç gerek yok. Eğer devizası, çalışma vizası alırsanız hem Litvanya'ya gelip işçi olarak çalışabiliyorsunuz. Bu bir. Hem oturum izni alabiliyorsunuz. Yani hayatınızı burada bir şekilde kurabiliyorsunuz, yasal olabiliyorsunuz ve en önemli şey budur arkadaşlar. Peki sormuşsunuz, çalışma izni nasıl alabiliriz, nasıl çalışma izniyle gelebiliriz demişsiniz ki biliyorsunuz zaten biz Başbuğ Uluslararası Danışmanlık Grubu olarak yıllardır bu konularda sizlere profesyonel danışmanlık hizmeti veriyoruz. Litvanya'da çalışmak isteyenler veya Polonya'da çalışmak isteyenler veya Almanya'da çalışmak isteyenler bize bu konularda müracaat edebiliyor. Hem vize işlemlerinizin takibini yapıyoruz. Hem buradaki iş yerlerle anlaşmalarınızı yapıyoruz arkadaşlar. Ona göre davetiyelerinizi gönderiyoruz. Vizalarınızı aldıktan sonra da size burada refakat ediyoruz. Yani buralarda da size yardımcı oluyoruz. Peki daha neler sormuşsunuz? Demişsiniz ki Litvanya'da yaşam nedir? Yaşam maliyetleri nedir? Oradaki para birimi nedir? Arkadaşlar Litvanya'da para birimi eurodur. Yani avro ile burayla çalışıyorsunuz. Burada para birimi avrodur. Markette de avro harcıyorsunuz. Aldığınız maaş da avrodur. Ev kiraları ortalama 200 eurodan başlıyor. Şehirlere göre değişiyor. Yani 300'e 400'e Litvanya'da, Vilnius'ta bile ev bulabiliyorsunuz. Et çok ucuzdur arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 euro civarındadır et. Yumurtanın bir kolisi yaklaşık 1 euro 30 cent civarındadır. Yani bu gibi. Yani tabii ki buradaki fiyatları Türkiye ile kıyaslamayın. Türkiye ile kıyaslarsanız, çünkü Türkiye'de TL biliyorsunuz düşüşte, euro karşısında bunu kıyaslarsanız bayağı bir fark edebilir ki et fiyatı zaten Türkiye'den şu an daha ucuz burada. Diğer konulara gelecek olursak, hani sormuşsunuz hangi milletlerden orada var? Özbekler var, Tacikler var, Azerbaycanlılar var. Türkmen arkadaşlar da geçen gün tanıştık. Türkmenler bile var Litvanya'da. Yani buradaki insanlar halinden memnun. Çok yani nüfusu olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Litvanya yani öyle Polonya gibi büyük bir ülke değil. Buradaki insanlar da burada çoğu çalışmıyor. Almanya'da, Fransa'da, Stockholm'da yani İsveç'te ve İsviçre'de şurada burada daha yüksek maaş veren Avrupa ülkelerinde çalışıyorlar. Onun için Litvanya'ya birçok işçi ihtiyacı, daha doğrusu işçi alanları doğmuş oluyor. Yani buraya gelip çalışabiliyorsunuz. Peki soruyorsunuz çalışacağımız sektörler nelerdir? Çalışacağımız sektörler başta inşaat sektörüdür, fabrikalardır, sürücülerdir, ehliyet olan sürücülerdir, tur şoförleridir. Bu gibi işler Litvanya'da çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Alacağınız maaş işinize göre değişiyor. Litvanya'ya asgari ücreti yaklaşık olarak 800 euro civarındadır, bilginiz olsun. Burada işte 1000 euro, 1100 euro, 1500 euro yapacağınız mesleğe tabii işinize göre 2500-3000 euroya kadar maaşlar yükseliyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Biz zaten bu konularda size profesyonel yardım ve destek sağlıyoruz Başbuğ Uluslararası Danışmanlık olarak. 1-2 gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bizim şu an kendimizin bile yeni kurduk Litvanya'da şirketimizi. Litvanya'da artık bir şirket sahibiyiz. Bu inanıyorum ki bütün hepimiz için, hem sizler için hem bizler için hayırlı uğurlu olur. Litvanya'dan işlerimizi yürütüyoruz. Şimdi buradan buradaki işlemlerimizi tamamlayıp tam işlemlerimizi bitirdikten sonra Polonya'ya geçiş yapacağız. Polonya'dan sonra Almanya'ya geçiş yapacağız. Yani bu istihdamı sadece size Litvanya'da sağlamayacağız. Almanya'da da, Çek Cumhuriyeti'nde de, Polonya'da resmi bir şekilde bu işleri yapmayı planlıyoruz ki Litvanya'da birçok yerle artık anlaşmamızı yaptık. Zaten ilanlarımızı görenleriniz görüyor, paylaşıyoruz. Buraya gelebiliyorsunuz, çalışabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir olasılık bile var, bu yasal bir şey. Buraya gelip burada çalıştıktan sonra eğer şirket sizden memnunsa farklı Avrupa ülkelerine gönderip orada da çalıştırabiliyor sizi. Eğer o iş yerinin, o şirketin Avrupa ülkelerinde, diğer Avrupa ülkelerinde sözleşmesi varsa.
Biz şirketi yeni kurmamıza rağmen Almanya ile artık bir sözleşme yaptık. Önümüzdeki günlerde birkaç sözleşme daha yapacağız. Nitekim Fransa'da düşünüyoruz bu sözleşmeleri yapmayı. Yani oradaki iş yerlerle, istihdam bürolarıyla, fabrikalarla anlaşmalar yapıyorsak bunları önümüzdeki günlerde zamanla sizlere duyuracağız arkadaşlar. Bizleri takip etmeyi, tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer siz de Avrupa'da bir hayat düşünüyorsanız veya Avrupa'da çalışmayı düşünüyorsanız tercihiniz Başbuğ Uluslararası Danışmanlık Grubu olmalı. Neden Başbuğ Danışmanlık? Güvenin çünkü adresi Başbuğ Uluslararası Danışmanlık Grubu'dur, bu bir. İki, Avrupa'da bir şirket sahibidir Başbuğ Uluslararası Danışmanlık Grubu, bu iki. Üç, sizin işlerinizi şahsen Avrupa'da takip ediyor Başbuğ Danışmanlık. Bu da arkadaşlar üç. Daha ne olsun ki? Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın.